Esra Hanım, Yasin Bey'i kaybedişimizin üstünden neredeyse 1,5 yıl oldu ve siz onunla olan aşkınızı çok güzel bir şekilde kaleme aldınız. Neler bırakıyorsunuz Rasim Bey'den geriye bize? Rasim Bey'den geriye diye sordunuz. Bir kere çok güzel bir sevgi. Aslında benim bu kitaba başlama şeyim, kendi yaz yolculuğumda biraz kendimi rahatlatmaktı. Kitap değildi, sosyal medyada yazıyordum. Gazeteci arkadaşlarım için de diyenler oldu. Esra, bu duygularını çok güzel ifade ediyorsun. Aynı duyguları yaşayan, sevdiğini kaybeden eşini, sevgilisini, çocuğunu, annesini, babasını, akrabasını, pek çok insan var. Sen duygularını yaz. Ben tabii duygularımı yazayım derken aslında Rasim'le aşkımızı. Çünkü kaybettiğinizde ben bir yerde sırf yaz sürecinde acı çekmedim. Ben aslında biraz da aşk acısı çektim. Yani bizim hani 35'li yaşlardan sonra hani aşk olur mu denir? Bizimki aslında aşkın yaşı olmadığını gösteren 35 yaşlardan sonra da insanın karşısında ruh eşini bulabileceğini gösteren güzel bir birliktelikti. Kitabı yazdığım dönemde tabii ki Rasim'in tiyatro, film, sinema hayatının bilinmeyenleri de var. Mesela Rasim'in sevenleri hep Rasim'i kamera karşısında çok güçlü, sağlıklı, keyifli, neşeli buldular. Ama bizim de hayatımızda hastalığın gölgesinin düştüğü çok gün vardı. Bizim de hayatımızda ekonomik problemlerin yaşandığı, işsizliğin yaşandığı günler vardı. Aslında bu kitabı yazarken bir yerde de bu sorunları günümüzde yaşayan herkese de umut olmak istedim. Aslında kitap İnsanlara günümüzde moral aşılayan bir kitap. Rasim'in kitap aslında aşkımızı anlatıyor, öldüğü dönemi anlatmıyor. Kitabı gerçekten çok güzel ve çok özenle kaleme almışsınız. Tabii bu biraz gazetecilikten de geliyor olsa gerek sizin için ama tabii karşı tarafta da bir sanatçı var, bir tiyatrocu var. Sahneye her şeyi istediği gibi koyabilen bir insan var. Onun duygularını da en ince şekilde anlatabiliyor olmak zor olsa gerek. Tabii ki zor ama şöyle, biz Rasim'le çok güzel dostluk. Sadece sevgili eş, ruh eşi değildik. Hayattaki en yakın dostuydum ben onun, o da benim. Biz her gün yemekten sonra ve her sabah kahvaltıdan sonra kahvemizi ya da çayımızı alır mutlaka birlikte sohbet ederdik. İçimizi döterdik, deşirdik, birbirimizi üzen şeyleri anlatırdık. Öyle bir süreçte birbirimizi gözünle bakarak, hani gözle konuşarak, beden diliyle konuşarak anlardık. Rasim çok içli, dışarıya çok esprili, neşeli gelebilir ama kendine her şeyi çok dert eden, içinde çok üzülen, çok hassas bir insandı. Ruhu tertemizdi. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, ben birçok güzelliği de insana hayatındaki insan verir. Ben mesela köpeklerden çok korkuyordum. Bana bir köpeğin annesi olmayı Rasim öğretti. Mesela bu çok değerlidir, kıymetlidir benim için. Rasim doğayı çok severdi ve Rasim tam bir halk adamıydı. Rasim'e herkes Rasim abi derdi. Kaç yaşında insan olursa olsun, bir insana, kendinden büyük insanların da abi diyebilmesi için inanın attığı her adıma dikkat ederdi, toplumsal sorumluluğunu bildi ama bunu kalben sevgiyle yapardı. Tabii ben de hep Tanrı'ya şükrettim. Bu kadar güzel bir ruhlu adamla benim yollarımı kesiştirdiği için şükrettim. Tabii yazdıkça benim içimdeki matem acısı, Rasim'e olan özlemim biraz olsun yazdığım dönemde dindi. Çünkü niye? Ağlamadım, şöyle de o günlere gittim. Sanki Rasim yanımda varmış gibi. Dedim ki biz ne kadar güzel günler yaşamışız ve işte hep şükür duygusuyla oldum. Hani kimi insan isyan duygusuyla olur, evet bir daha o günleri hiç yaşayamayacağım. Ama bunları yaşayabilmek bile çok değerli, çok kıymetli gerçekler. Ve tabii bu amacın, bu kitabın bir amacı da beni motive etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na yazarlık gelirini bağışladım. Ben de ömrüm yettiğince, çünkü Sonsuz Aşk kitabın adı, ben onun eşi olarak bundan sonra da ömrüm gücüm yettiğince Rasim Öztekin Bursu'nun genç tiyatrocularla buluşması için elimden gelen çeşitli projeler üreteceğim.
Rasim Bey'in gidişinin arkasından çok güzel bir amaç için buradayız. Burada toplandık. Evet. Onunla birlikte birçok projeye imza atmış biri olarak bugün için neler söylemek istersiniz? Bizim tabii Rasim Öztekin'le ilişkimiz çok böyle yapımcı, oyuncu ilişkisi değildi. Böyle bir dostluğumuz vardı. Ailecek görüşmüşlüğümüz, seyahatlere gittik falan. Dolayısıyla bu söz konusu kitapta da olup bitenlere ayrıca da şahitliğim de olduğu için çok da uzun bir süredir tanıştığımız için biraz garip duygular. Yani ölümün üzerinden artık neredeyse 1,5 yılı aşkın bir süre geçti. Böyle bir kitap ortaya çıktı. Bir aşk hikayesi. Yani aslında hepimiz mesela Rasim Öztekin'i çok iyi tanıyoruz. Esra Öztekin'i çok iyi tanıyoruz ya da tanıyorsunuz. Ama ikisini birlikte yaşadıklarını, o anlatıyı bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. O yüzden Esra böyle bir yıl içinde çok güzel bir çalışma yaptı. Bütün her şeyi aslında bilinmeyenleri yazdı. Biz de geldik bugün şahitlik etmeye tekrar. Yüzüme bakarak konuşacağım. Gözlerini gözlerime bakarak konuşacaksın ya. Oğlum, babaya kızıp, kapı çarpılıp ev terk edilir mi? Rasim Bey'i kaybedişimizin üzerinden neredeyse 1,5 sene geçti ama bugün çok güzel bir amaç için buradayız. Evet. Kitaba baktınız mı bilmiyorum ama aşk hayatını biliyorsunuzdur zaten. Az önce elime geçti, şöyle hızlıca bir göz gezdirdim. Ama işte 10 parmağında 10 marifet Esra abla yine şov yapmıştır yani. Güzel bir kitaptır eminim. Birlikte bu kadar çok projede yer aldınız. Nasıldı onunla rol almak sizin için? Ve bugün onun arkasından böyle bir amaçla böyle bir yerde olmak. Konuşacak çok fazla bir şey yok. Çünkü birlikte geçirdiğimiz bir ömür var. Sadece 80'ler dizisi değil, onun öncesinde biz Geniş Aile'de de beraber çalışma fırsatım oldu. Beraber sahneye de çıktık yaklaşık 16-17 senedir. Ben onun gölgesindeydim. Şimdi birazcık güneşin altında kaldık yani. Yani sadece oyuncu olarak değil, rol arkadaşı olarak değil, bir hayat arkadaşı olarak, bir abi olarak, bir kardeş olarak. Hep söylüyorum, Rasim abi sınıfın en arkasında oturan yaramaz çocuk gibi bir karakterdi. Yani onun eğer sınıfta o karakter olmasa hani o lise anıları olmaz ya, bizim hayatımızda da Rasim abi hayatımızı daha güzel, daha yaşanabilir, daha güler yüzlü bir hale getirmiştir her zaman. Siz söyleyene kadar 1,5 sene falan hiç aklımda değildi. Çünkü az önce başka bir arkadaşa da aynı şeyi söyledim. Onu özleme imkanımız çok olmadı. Çünkü kendisini anmadığımız herhangi bir gün olmadığı için her zaman işte masamızda, yanımızda, aramızda, salonda, koltukta. Onunla beraber, onun anılarıyla beraber yaşamaya devam ediyoruz. Her bayram aynı oluyor lan filan. Uyuyakalıyorsun, namazı dışarıda kılıyorsun. Git bayram geldi İsmail abi. Onunla uğraştım yani. Rasim abi iyiliklerine devam ediyor diye düşündük. Öyle konuştuk. Esra abla ile Rasim abinin zaten aralarındaki aşkı bilmeyen yoktur. Şimdi kitaptan daha iyi okuyacağız onu. O aşkın iyileştirici gücünü, toparlayıcı gücünü göreceğiz. Bir de tabii güzel olan taraf, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na katkı yapacağı gelirlerinin. O yüzden Rasim abi iyiliklerine devam ediyor diye düşündük. Ben de çok mutluyum, heyecanlıyım birazdan.